Gülmedim. Jaho'dan haberin var mı? Arkadaşlar var Jaho'dan tabii ki haberim. Yani iyi kendisi. Sağlık sıkıntıları vesaire çekiyor. Yayın açamıyor. Ben ama bir hani Jaho severlere bir şey demek istiyorum. Ee, bu aralar birazdan ne kadar onu sevdiğinizi böyle bir güzel hatırlatırsanız bence ona iyi gelir. Abi hani benden duymadınız kardeşim. Bunu benden duymadınız Jaho severler. Hani bak bu benden duyulmadı yani. Lan salak bana bana göstermeyin onu. Adama gösterin oğlum. Bana niye gösteriyorsunuz? Bunu adama gösterin abi. Bir hashtag yapın. Hashtag'i de birinci yapın. Ceho burada deme aslında. Vallahi arkadaşlar şimdi İrem'in sürpriz doğum günü partisi var aramızda. Ee, o sürpriz doğum günü partisine inşallah ve maşallah jaho'yu zorla getirtmeye çalışacağım. Gerekirse Antalya'ya gideceğim, alacağım, geleceğim. Ee, geldiğinde de hem birçok halledilmemiş işimizi halletmiş oluruz, hem de belki beraber bir yayın yapmış oluruz, topluca iyi olur yani. Ee, gizli sürpriz, sürpriz abi. İreme çok güzel bir ev partisi yapacağım. Ee, ...çok güzel bir ortam hazırlayacağım Allah'ın izniyle... ...hep şeydir yani... ...hep içimde uktedir... Ee, ...diyorum böyle bol bol arkadaşımız gelsin... ...doluşsun içerisi işte... E, ...alkol almak isteyen alsın falan... ...içmeyen içmesin... ...ona bulileyelim içmiyor diye... ...20-30 kişi olalım... ...hiçbirbirini tanımayan insanlar arkadaş olsun... ...bilin ne eksik anasını sikeyim... ...arkadaşımız yok... ...liste yapıyorum... ...şimdi kafamda diyorum ki... ...20-25 kişi oluruz herhalde... ...ve bakıyorum... Tamam diyorum Rekits 6 kişi. Benim arkadaşlarım İstanbul'daki 2 kişi 8. İrem'e soruyorum arkadaşın var mı hani gelecek. Kuzenini dedi bir tane arkadaşın 2 onda 10 kişi. Selin desek 11. Mars gelmeyecekmiş ona İrem sordu. Sürpriz doğum günü için davet etti İrem onu kendisi. Böyle <laughs> yarrak ee, onu sordu. Bir de kim kim kim? Var şimdi birkaç isim var. Ama herhalde totalde bir 13-14 kişi. Niye gelmiyor? İşi varmış yani oğlum. Gelmiyorum. Gıyıcı kardeşim gelip. Arkadaşlar Adal. Bursa'da la ne Adalı? Grimler Eskişehir'de. Ne diyorsunuz oğlum? Türkiye'nin her yerinden adam mı çağıracağız? E Jaho da Antalya'da. Ama Jaho'nun gelmeye ihtiyacı var abi. Yani tek map dışı adam Selin'le Jaho öyle diyeyim. Map dışı adam Selin'le Jaho abi. Onları da zorla getireceğiz olursa. Ege gelsin Ege. Do, tamamdır abi. Amerika biletimi kim ödüyor baylar? Getiriyorum Ege'yi. İkimizin git gel biletini ödetirseniz. Çünkü ben de tekrar gidip kaçacağım Amerika'ya öyle gidebiliyorsam eğer. Ee, oğlum o kadar adam sınırı geçiyor. Meksikalılar işlerini yapıyor gidiyor. Ben gittim mi ne geleceğim bir daha geri amına koyayım. Memlekete. Araba sürebiliyor mu? Öğreniriz Uber yaparız. Bir tane ben şey yapayım Uber'le hayatta kalırım ya. Ekrem Başkan doğru ya. Ekrem Başkan Bahadır'ın kankası gelir o. Amerika'da benimle gay yapa yapabilecek varsa arası. Ya hayatım bir şey diyeceğim. Bence biz boşanalım çok sert oldu biliyorum. Bence biz boşanalım. Amerika'dan iki tane adamla anlaşalım. Ee, sen evlen, ben evleneyim. Onları anlaşacağız ama yani vatandaşlık almak için para vereceğiz. Sonra e, boşyalım, onları orada evlenelim ve yaşayalım. Genius. Nasıl yani? Yapacak olsam bu planı uygularsam gidersin Amerika'ya amına koyayım. He? Nasıl gideceksin? Seni kim alacak başka türlü Amerika'ya? Türk o. Niye cevap vermiyorsun? Olmaz mı? Lan evleneceğiz dedi. Sahte evlilik. Adamla evlenmeyeceğim. Ben de... Adamlar bunu düşünemedi. Bir sensin. Ya ne var? 6 ay evli kalırız ama hiç onları görmeyiz. Beraber yaşamaya Hayır, devam ederiz. Işte, ne lan? Her gün geliyorlar mı amına koyayım? yaşadığına dair fotoğraflarınız öpüşürken, sarılırken anılarınız... Ya senin kocanı da ben öperim. Sıkıntı yok yani. Kadını da öpeyim, kocanı da öpeyim. Kadını ama şey öpeyim böyle <laughs> falan diye öpeyim. Nasıl bir dakika anılarımız derken? Hani nasıl yani abi öpüşürken fotoğrafımı mı istiyor? Ama yapan yapıyor kardeşim. Nasıl yapıyor? Hakikaten mi evleniyor? Ya tamam da fakeleniyor demek ki yani anladın mı? Ne bileyim abi? Yani mürsel gibi gideriz abi. Ne olacak ya? Oldu porno mu da istesin amına koyayım? Evli miyim diye. Olur mu abi? Nerede abi? Olur olur. Yeriz. ya Kato da gelir bizle işte. Onu gizli sokacaksın. Ya ne var? Belki benim derim yani eski karımdan şeyim çocuğum var. O gelemiyor mu amına koyayım? <laughs> Bavulda kat... <laughs> <Şeyi bilmiyorum. gülüyor> kato. şey demiyorum. Delikli balıma koyuyorum katoyu nefes alsın diye. Durmuyor ki ya. Çok kötü kato bu aralar. Çok çok canavar yani. Aslında bugün beni çok yormasaydı İrem 5-6 saat yayın yaptı herhalde. O 5-6 saat boyunca baya savaştık katoyla. Abi Amerika'ya bir şekilde gidip katoyu orada doğursaydınız sonra kato sizi alsaydı Amerika'ya. Ya işin şakası sikeyim Amerika'yı kardeşim. Türkiye cenna. Cennabu. Bu arada Türkiye'nin optimal bir ülke olduğunu düşündüğümüz zaman ben 80 gitmek istemem Türkiye'den ya. valla istemem abi. Ciddi söylüyorum bunu. Yani gayet güzel. Yani hani sadece coğrafi olarak falan da demiyorum abi. Yani böyle toplumunun optimal olduğunu düşünürsek güzel eğitim işte toplum laiklik vesaire hani din baskısıyla yönetilmeyen veya böyle değerlerle sömürüler olmayan bir düzende bence çok güzel memleket amına koyayım ya. Ama bir de şimdi şey başlamış abi kuraklık başlamış ya. Onu da çözmezler abi. Olması gereken olsa yani. Aynen öyle. Olması gereken olsa ben hayatta istemem abi. Düşünmem bile yani. Böyle aklımın ucundan dahi geçmez benim. Türkiye'den gitsem falan. En fazla ne olurdu? Öğrencilik yılımda eğitim için gitsem mi falan olurdu. Düzelir kardeşim. Düzelir. Çok ortada Doğu... Abi arkadaşlar yani tamam. Ya biraz şeye de ayar oluyorum ben. Ee, böyle bunu iyice mim yapıp hakikaten bir ülke boklamaya çeviren insanlar beni ayar eden insanlar yani bir yerden sonra o kadar ki hani Türk düşmanı olacak kadar eyvallah ol istediğin milletin düşmanı ol istediğini yap da hani böyle şaka yapalım derken bokunun çıkması bir yerden sonra çok kötü bir olay abi yani bilmiyorum ben üzül üzülüyorum amına koyayım o kadar olduğunu görünce. Tabii ki yani imkansızlıklardan dolayı, yaşam baskısından dolayı agalar gitmek istiyor. ne abi. Ama o kadar pepega olmanın hani her şey düzgün olsun diyorum. Ona rağmen sikiyim Türkiye'yi falan diye gezen tipler var. Tamam sik abicim de yani o kadar da değil ya. Her şey optimal olsaydı, olması gerektiği gibi olsaydı bizim memleket gayet iyiydi ya. Bakalım. Biz görür görürüz lan 2023'ten sonra var ya uçacağız. Oo, oh! oh! paralar. Oo, oh! oh! gidiyor millet. Ee! Oh! Bu yani kanka. Abi yavaş. Yurt dışında yaşıyorum. Türkiye'ye gelmek istiyorum. Bu yorumları görünce hep korkuyorum. Yok yok. Yani abi açık yani her şey. Türkiye'ye gelinecek bir ülke değil şu anda bence. Yani her şeyin doğrusu var abi şimdi günün sonunda Türkiye'de gelsen, çalışsan zaten işsizlik almış başını gitmiş. Şirketini kursan ne olacağı belli değil. Yani politik istikrarsızlık çok fazla, mülteci sorunu, şimdi kuraklık başladı, yangını var müdahaleler çok şey terör yani gelme kanka şimdi ya sonranın işi o. Yorumlar yanlış değil yani. Hani evet bazen boku çıkıyor Mimin ama o kadar da yanlış değil abi. Hakikaten böyle ya. Daha depremi var o zaman bir anamız zaten ikiye katlanacak herhalde ya. Bu depremde herhalde Türkiye böyle sağlam bir tokat yiyecek bakalım. Tayyip halleder yeğenim korkma. Sen tabi mezarlıklara az gittiğin için sevgili kardeşim. Tütün ver bakın. Yarım lan seni. Ver tütün. Siz ne yapacağız abi depremde? Abi öleceğiz yani. Ne yapalım? Ne yapayım yani şimdi? Yok oğlum şeyi bu öleceğiz yani. Bilemem ki ben bu evi Orospu çocuğu yaptı mı yapmadı mı. Bizim karşımıza şimdi bir tane inşaat yapıyorlar. Kolonlar size yemin ediyorum genişliği 10 santimetre. Ali bizi her geldiğinde sövüyor mesela karşıdaki eve. oros Orospu çocukları böyle mi yapılır ev diye. Size yemin ediyorum 4 kişi yapıyor koca binayı ya. Şimdi bizim katımıza geldiler tam. Tam bizim kattalar. Bakışıyorum adamlarla devamlı. Yani benim eyvallahım da yok. Evde donla geziyorum zaten. Açıyorum camı. Böyle bir geriniyorum. Oh diyorum. Oradan dayılar bir bakıyor bana. Böyle buyurun diyorum. Bakacaksanız bakın. Dört kişi yapıyor abi adamlar. Arada bir bir tane alet geliyor. Çimento döküyorlar falan. Dört kişinin yaptığı ev şey abi. İki milyona falan gidiyormuş tanesi biliyor musunuz? Oyunşağıta top kaçırma ustam zaten paso küfürleşiyorlar ha. Bir tane en son kavgalarını hatırlıyorum o feciydi. Bir herif devamlı böyle bağırınıyordu birine laf sokar bir şekilde. Sonra çok sinirlenince anca çay iç amına koyun falan dedi böyle. Öteki de bir şeyler dedi çok birbirlerine girdiler. Sonra o günden sonra bir ekipte bir azalma oldu. İlk başta böyle 10-15 kişi yapıyorlardı o binayı sonra gitti abi bina azaldı yani. Panda amına kodum sen geleceksin oğlum seni bulup ben mi getireceğim?